Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir The Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım. Bugün kötü hesabımızın ilk günü. Sunucu başlamış durumunda. Sabah saat 11 itibariyle. Ve bu sunucu da bomba gibi arkadaşlar. Şu anda farmımızı yapıyoruz. Diyeceksiniz ki niye? Bu sıralamada da bir YouTuber arkadaşımız var. Ejubu. Ama bunlar biraz daha kondisyonlu ve etkili bir ekipmiş. Bakalım bu sezon nasıl bir mücadele vereceğiz. Bizim orta düzeyli hesaplarımız orada etkili hesaplara karşı neler yapabilecek. Bunları göreceğiz. Şu an sezonumuz başlamış durumunda. Ben de hızlı bir şekilde farmımı yapıyorum. Sabah saat 11'de başladı. Gün içinde malum işlerin yoğunluğu olduğu için kolay olmuyor. Bir yanı BK, bir yanı Kaldon beraber farmı basıyoruz. Daha sonra duruma göre geçişlerimizi, ayarlamalarımızı yapacağız zaten. Zaten bu sezon kötü hesapta bir bellek açılışımız da olacak. İnşallah bu levele de alır derken aldı. Aynen, güzel oldu. Bölüm 10'u da bitirdik. Evet, 11. bölüm. Şöyle bakalım hızlıca. Ne istiyormuş? Bir tane 60'lık toprak işgal et. Tek başına Witch King işgal edebilir mi acaba? Bir deneyik bakın bir. Biraz zor ama. Şöyle 700 yapak. Şöyle bak bakayım. 60'lık ne var burada? 60'lık. Şuradan bir tane 60'lık tahıl bari. Şurayı alırız herhalde büyük ihtimal. Bakalım alanlar var mıdır? Ki muhakkak vardır da. Evet, şu anda kaldı, onlar alıyorlar. Rahat bir şekilde. Biz de alırız galiba büyük ihtimal. Bakalım görelim. Bizimkinin saygınlığı bir olduğu için çok da aman aman ciddi etkili olmuyor ama zaten simyacı olmadığı için de saygınlığının 3 olması bir şey değiştirmiyor. Statlarımız burası %100 olmak üzere. Burası henüz daha olmamış. Bakalım ne diyor? Aşırı güçlü diyor. Alırız herhalde ya. Şansımızı deneyik. Ne kaybedeceğiz ki? Şu an sıralaman durumu neymiş? Bir bakalım kişisel üretime. Kişiselde Lindon başı çekiyor. Zaten bunlar bayağı bir etkili bir ekip. Bakalım bu sezon bizim gibi bir rakiple mücadele verdikleri zaman neler olacak onu bilmiyoruz. Göreceğiz beraber. Ama eminim ki kafa tutacağız. Eminim ki mücadele vereceğiz. Ama haklarında bayağı birkaç bilgi edindim. Biraz mücadeleci oyuncularmış. Bakalım. Uf. Yarıldı. Kaybımız yüksek ama aldık mı? Aldık sayılır ya. Şöyle dönek tekrardan. Belki kaldı, ondan gitsem bu kadar kayıp verir miydim bilmiyorum ama olsun. Sıkıntı yok ya. Şuradan hemen gelişimlerimizi sağlamaya devam edelim. Atlıları pek fazla çıkartmıyorum gerçi ama onlar da tabii etkili, en azından hasarı öne alıyor. Aslında biraz çıkarsak fena olmaz. Bir 200 tane çıkarak bakayım. Masat 50 tane hasar emsin. Şu tedaviyi bir hızlandıralım. O kalan araziyi de alalım. İlk günün farmı zaten çok zor olmuyor. Kötü hesaplarda. Avantajlıyız bu konuda. Akşama 90'lık vururuz büyük ihtimal diye düşünüyorum. Bakalım. Evet, şu anda kaldı onlar. 60'lıkları rahat rahat vurabiliyor. Başka güzel raporlar ne varmış görelim. 40'lıklar alınıyor. 40'lık zaten kolay alınıyor da. Önemli olan 60'lıkları seri seri almak zaten. Evet. Sunucuda şöyle bir baktığımız zaman silahlı gruplarda kimler var? Başta Lindon, arkası Mordor, Rohan, Erebor,
Biz Varyak olarak varız. Dip kardeşliği var Arnor'da. Bir Rohan daha var. İki tane Gondor var. Tabii şimdi ittifaklığa bağlı. Lindon zaten haritanın bir ucunda. Bizim bu durumda farm konusunda sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum. Farmımız olacağı için rahat bir mücadele vereceğiz gibi gözüküyor. Evet. Kalan araziyi de aldık. Bu 13 oldu mu? Olmamış. Bir saygınlığı bir olsa da gene farm için iyi işe yarıyor. Ne varmış? Korsan çadırı inşa. Evet. Saygınlık. Bunu 5 yapmamız lazım. Bunu hızlandıralım. Bir tane bundan inşa edelim. Başka neyimiz varmış burada? Paralı asker. 3 yapacağız. O da kolay. 2 tane daha 60'lık al demiş. Tamam. Şunu şöyle bir azaltalım bakalım. Şu mevcut 15 taneyi patlatsak. Şöyle yaptığımızda. Bakayım burası 60'lık kalacak mı? Bence Kaldon daha rahat alır. Bana kalırsa. Çünkü iki tane daha istiyor. 60'lık. Ama bu sezon burada daha iyi savaşlar çıkacak. İyi hesapta da ortalık kızışıyor. Onun da durum raporunu hafta sonu en geç sizlere atarım. Burada da bir yüz bellek açılışımız olacak. Sun insanlığı geldiğinde. Yani Sun Int'ten ziyade VK'yı 3 yapıp rahat rahat yanında da Grima Kaldon. Ya bir Grima zaten olacak. Her halükarda. Buna bir havaya fişek lazım. Şimdilik itemlerini buraya kattık. Şu kaskı 2 yapsak fena olmaz ama. Bunu 2 yapmak için bunu patlatmak lazım. Şimdilik ellemiyorum. Dursun bakalım. İlk 6 tur bir şeye karışmıyor. Evet şimdiki şuradan bir tane kaç enerjimiz varmış? Tek enerji. Tek de alabilir miyiz acaba? Alırız herhalde ya. Hemen şuradan bir 60'lık daha seçelim. Evet, bunu da atalım. Sonra bakalım millet neler yapıyormuş. Şu an sezon için emin olun her iki hesapta da hem iyi hesapta hem kötü hesapta çok etkili bir sunucuda oynuyoruz. Her ikisinde de büyük mücadeleler, büyük savaşlar gerçekleşecektir. Zaten Rohan ekibinin savaşı yakın tarihte gelmek üzere. Eli kulağında yani. Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim. Şuradan bir kereste basalım. Şöyle sıralamaya başka bakalım bakalım. Kimler varmış Lindon haricinde? Başka kimseyi göremiyorum. Yani bu listede aman aman bir tanıdık yok. Bildiğim kadarıyla. Nellon. Şu Ejubu'nunkine bir bakalım bakalım. Bu da iyi bir YouTuber. O da oyunun başından beri yapıyor yayınlarını. Etkili abi. Her sezon yüzük, her sezon yüzük. Böyle bir profile sahip olmak kolay değil tabii ki de. Çok ciddi açılışları var. Clayton. Bir de şuraya bakalım. Evet. Bu sezon ortalık karışık olacak ama bakalım zamanla göreceğiz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Takipte kalın ve bizleri izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.